Bilmiyorum. Bir şey olmuş. Değerli başkanım, dostlarım, ailem, kıymetli basın mensupları. Bugün burada benimle birlikte olduğunuz için müteşekkirim. Sizlerle bugün paylaşmak istediğim... Ben senin yerinde olsam... adaylığımı açıklamak için... bu kadar acele etmezdim. Sürprizimiz var Çelebi. Beni hatırladın mı? Nereye gidiyoruz? Çeşmeli Gümüş Parkı'nda 14 Ocak tarihinde dövdüğün kadını. Peki komiserim neresi burası? Bir ihtimal. Peşinden gitmek istersen. Simge Fındıkçı 14 Ocak'ta parkta dayak yediğini söylemiş. Şikayetçi olmuş ama saldırganın kimliği belirlenememiş. Ucu Çelebi'ye çıkar mı bilmem. Bana anlattığınız çöpteki bebeği öğrenmenizle bu kadının olayı aynı gece olmuş. Eyvallah, teşekkür ederim. Çelebi'nin yanına gidecek misin? Hayır. Gitmeyeceğim. Öyle bir iz buldum ki. Kanlı canlı öyle bir iz. Ne izi? Kimi buldun? Hadi bunu da inkar et. Emniyette şikayetim var. Başkan adayınızı iyi tanıyın. Kendisi sözde kadın hakları savunucusu bir kan emici. Suç makinesi. Eğer Simge'ye inanmıyorsanız burada kanıtlar var. Belki bunlara inanırsınız. Buyurun. Kimin tarafında duracağınıza siz karar verin. Hepimiz. Artık korkma sırası sende, Çelebi.
simit vereyim mi? Alayım. Sağ ol, teşekkürler. İster misin? Yok, ver benim. Çok güzel bir fırın var, o yapıyor. Thomas Reçel'den aldın mı? Aldım, muhteşem. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Her şey çok leziz olmuş. Bu da zeytin gibi oldu ama. İster misin zeytin? Zeytinim. Zeytinin bir tane mutlaka çekirdeğini yiyecekmişsiniz, biliyor musunuz? Afiyet olsun. Menemen harika, sen mi yaptın? Elim bile sürmedim. Ben yaptım. Ay daha neler, bu gözler neler görecek acaba daha? Vallahi ben de gözlerim gördüğüne inanamıyorum. Ya kendimi yeniden keşfediyorum gibi hissediyorum. En zor zanaatı keşfetmeye başladı çünkü. Kadın olmak. Hem de ne keşif? Keşfet, keşfet, bitmiyor. Vallahi öyle. Dünyanın her bir yerinde ayrı bir mesele ama kadın olmak. Öyle değil mi? Ya bundan sonra senden 10 parmağında 12 marifet bekliyoruz Rüya. Neymiş? Niye olacak? Çelebi gibilerde sadece kağıt üzerinde işte olduğun için. Bir o mu peki? Yani bunlar mı hayatı zorlaştıran? Yani ama isteyerek, ama istemeden bazen kadın kadına da hayatı çok zor hale getirebiliyor. Ben öyle yaptım mesela. Cemre'ye inanmayarak. Ay Rüya. Öyle ama. İyi tamam. Ben de senin kaderini değiştirdim. Çiço. Ben... Ben... Ne oluyor? Çiçeğim. Özür dilerim. Tamam, Çiçeğim. Ya ben asıl neye uyuz oluyorum biliyor musunuz? Şimdi bak. Şimdi bir şey görüyorsun, beğeniyorsun. Onu böyle istiyorsun, bağ kuruyorsun onunla. Onunla ilgili hayal kuruyorsun. Sonra sepete koyuyorsun onu, sepetine koyuyorsun. Sonra başka bir şeye yöneliyorsun. Onunla ilgili hayal kurarken bir bakıyorsun... Senin alışveriş sepetindekini bir kadın almış, kendi alışveriş sepetini. Of Cemre, hayır ya. Ben de ciddi ciddi dinliyorum ne anlatıyorsun. Ama güldürdüm. Evet, güldüm. Ay ben de erkeklerden, aldatmaktan falan bahsediyor zannediyorum. Yok, aldatan erkeğe mağduriyet çıkmaz buradan. Yürü be. Güldürdüm ama. Yani öz cümle şu, günün sonunda... Anlaşılıyor ki kötülüğün cinsiyeti yok. Evet yani herkes herkese bir şekilde kötülük edebilir. Aslında ilk başta da önce kendine de. Ama yani benim bu birkaç aydır fark ettiğim, ilk defa deneyimlediğim çok kıymetli bir şey var. O da kadın kadının yurdudur. Güzel dedim. Öyle. Çelebi Bey, tamam, hakkınızdaki ikramları verin. Müsaade edin arkadaşlar. Tamam, lütfen, lütfen, lütfen müsaade edin. Müsaade eder misiniz? Tamam, lütfen. Müsaade edin arkadaşlar. Tamam, lütfen. Tamam, lütfen. Müsaade edin. Tamam, lütfen. Müsaade edin. Gündeme gelen Çelebi Kayabeyli ikinci kez kadına şiddetle gündemde. Hatırlayacağınız İşte bu ya, işte bu. Bak sosyal medyada titriyormuş. Ne diyorsun? Ay, evet, herkes Simge'nin yanındayız yazıyor. Ve bu sebepten dolayı... Hepimiz meşhur olduk hanımlar. Buyurun. Bakar mısın? Sonunda biz kazandık. Tarihi başarı diye ben buna derim. Çelebi istediği kadar çabalasın, başarılı olamayacak. Aa, Çelebi emniyetten çıkmış. Yakın zamanda ne? Babası intihar eden Rüya Yıldırımlar dahil 4 kadının Çelebi Kayabeyli'ye şok suçlamaları, belediye başkanlığı adaylığını duyurmak üzere olan Çelebi Kayabeyli'yi bu sefer gerçekten zor durumda bırakmışa benziyor. Ne
ederken sevinmeyelim. Yani ölüyü diri göstermiş bir adamdan bahsediyoruz. Bir karanlık bir adamdan. Biz umutsuz değiliz. Olmayacağız da benim babama borcum bu. Çelebi Hacı yatmazsa bizler de yeni nesil cadılarız. Kurban bacağı koydum içine çayı. En sevdiğim. Kız kardeşliğimize. Kız kardeşliğimize. Çiçeğim ne yapıyorsun eline? Bırak. Ne hale gelmiş görmüyor musun? Ali'm. Ali'n sana kurban olsun. İlaç sürüyor musun? Acıyor mu? Hı? Çiçek sende bir haller var. Ne oldu? Çiçek konuşsana. Ali ben sana nasıl anlatsam? Yani bilemiyorum. Nasıl desem? Çiçek konuşsana korkutma beni kurban olayım ne oldu? Biri sana kötü bir şey mi yaptı? İskender puştu mu? Hı? Yanında öğrendim dolaşıyor seni. Bak yemin ederim onu gebertirim. Hala seninle uğraşıyorsa Allah şahidim çıkar çıkmaz öldürürüm onu. Hayır. Onunla ilgili değil. Ben Kenan amcayı atlatamıyorum hala. Onu diyecektim. Başka bir şey yok. Çiçek kandırmıyorsun değil mi beni? Allah rahmet eylesin, iyi adamdı. İskender yüzünden dağ gibi adam göçtü gitti. İskender benimle bir ilgisi yok diyormuş ama. Siktirsin. Tövbe tövbe. Aslında ben sana kızıyorum biliyor musun? Sen o pisliğin dümenine su taşıdın. Tommy selamına gelip gidiyor mu? Görüyor musun? Yani. Sana sataşır, senin canını sıkarsa bana hemen söylüyorsun, tamam mı? Tamam mı Çiçek? Tamam mı gülüm? Hı? Tamam. Tamam. Atlas. Atlas açar mısın oğlum lütfen? Atlas beni duyuyor musun? Atlas aç yavrum hadi. Hadi. Ne oluyor? Kendini içeri kilitlemiş açmıyor. Atlas. Atlasçığım Çiçek ben hadi lütfen açar mısın kapıyı? Hadi ablacığım. Atlasçığım bak bizi korkutuyorsun. Lütfen kapıyı açar mısın? Söz veriyorum ne istiyorsan yapacağız birlikte. Ne istersen yiyeceğiz. Bak dondurma, çikolata, pasta. Ne istiyorsan sana yapacağım. Hadi ne olur ne oldu Atlasçığım ya? Korkuyoruz bak. Ne oldu niye küstün? Çıkar mısın lütfen? Atlas açar mısın? Thank you.
Bu böyle olmayacak. Ben Çilingir çağırıyorum. Hayır. İskender'i bu evde görmek istemiyorum. Bakın, İskender'den benim kadar nefret etmeniz mümkün değil. İnanın buna. Atlas için buna katlanmamız lazım. Benim gözümde Çelebi'den hiçbir farkı yok. Biz sen eksiktin. Atlas'ı Bülent'in sakladığı yerden o bulup getirdi. Atlas onu çok seviyor. Ayrıca Bülent şu anda bir tek ondan korkuyor. Bizim Atlas için İskender'e tahammül etmemiz lazım. Efendim Çiçek. Buraya gelmen lazım. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Atlas için gelmen lazım. Ben bakarım. Çiçek aradı. Atlas için geldim. Atlas'ı çok sevince annesinin katili olduğun gerçeğini unutuyor musun? Peki siz? Tomris Hanım. Atlas için onca suç işlediniz. Her şeyinizi riske attınız. Ona gösterdiğiniz bunca ilgi, fedakarlık. Kızınıza hiçbir şekilde zaman ayırıp da vermediğiniz sevginin yerini tutuyor mu? Odasında mı? Evet. İçeride hala. Tomris Hanım. Ciddiye almıyorsunuz değil mi onu? Saçmalıyor. Ben kızımın saçını okşamaya bile vakit bulamadım. Bu odada küskün bir şampiyon var dediler. Ben dedim ki bir yanlışınız vardır ama... Doğru mu acaba? Hayır, çünkü benim tanıdığım şampiyon asla küsmez. Şampiyon. Oh, demiştim ya, demiştim. Sen zayıflım. Aa, yoksa sen bütün gün bir şey yemedin mi? Ha? Acil benzine ihtiyacınız var Çiçek ablası. Bu mideyi doldurmamız lazım. Derhal, derhal. İster misin? Hadi o zaman. Bence bu sensin. Elinde de kupon. He? Aa. Ben mi? Benim tanıdığım bir tane şampiyon var. O da tam karşımda duruyor. Yani. Atlas'ın benzini de geldi. Ha. Heh, getir Çiçek ablası, getir. Birazdan yarışa çıkacak bu şampiyon. Hazır mısın? Sakız!
Sana inanmıyorum. Yalan söylüyorsun. Çiçek, Çiçek, Kenan amcanın hayat söz konusu. Çiçek, inan bana, inan bana Çiçek, bak lütfen. İnan bana, bak Kenan amcayı kurtarmanın tek yolu benim onu abimden önce bulmam. Tamam mı? Çünkü o benim gibi ikna etmekle uğraşmaz, öldürecek onu. Kocaman, kocaman ısırıyorsun. Ben de gidip geliyorum ve geldiğimde bütün tabak bitmiş oluyor. Anlaştık mı? Hı? Tamam mı? Hadi bakalım. Çiçek. Dokunma. Elim. Acıyor mu? Sen nasıl beceriyorsun Kenan amcayı unutmayı? İnsanların sandığı kişi olmayı seçtim. Madem kimse bana inanmıyor, ben de inandıkları kişi oldum. Öyle değilsin yani. Değilim. Değildim. Ama oldum.